Jeopolitik manada baktığımızda neredeyse Türkiye ile Rusya ilgilendiren bütün coğrafik alanlarda Türkiye ile Rusya birbirlerinin taban tabana zıt tahayyüllere sahipler. Destekledikleri aktörlerden sonunda önceledikleri, sahip oldukları hedeflere kadar bütün bu jeopolitik alanlarda Türkiye ile Rusya masanın karşı tarafına yer alıyorlar. Bunu sadece Orta Doğu'da değil, sadece Suriye'de değil, bunu işte Libya'da da görüyoruz, Doğu Akdeniz'de de görüyoruz, Kafkaslar'da da görüyoruz, Orta Asya'da da görüyoruz, Balkanlar'da da görüyoruz. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye arasında, Rusya ile Türkiye ikisinden bir tanesinin jeopolitik kültüründe dramatik bir dönüşüm yaşanmadığı sürece Rusya-Türkiye ilişkileri her daim üst limitleri olan bir ilişki olacak. Aslında İdlib bu üst limitlerin çok da yüksek olmadığını bize gösterdi. Yani bu bir uyandırma işlevi umarım görüyordur. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin iyi ilişkiler geliştirmesi, yakın ilişkiler geliştirmesi, ilişkilerin derinleştirmesi doğru bir adımdır. Fakat Rusya ile Türkiye stratejik bir ortağa dönüşüyor. Bunu yetkililer mesela bu kavramı bazen çok kolay ve çok sıklıkla kullanıyorlardı. Bunun bir gerçekliği yok. Yani Rusya ile yani çok özür dilerim Galip Bey. Burada bu ilişkilerin sınırının sınanması noktasında en son yer İdlib oldu diyebilir miyiz? Evet, yani İdlib bunun işte en son sınandığı alanlardan bir tanesi oldu. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin Türkiye-Rusya'ya dair sahip olduğu aslında illüzyonun da gün yüzüne çıktığı bir alan oldu. Dolayısıyla bu İdlib meselesi bu açıdan epey ilişkilerin mahiyetine ışık tutması açısından epey önemli bir örneklik teşkil ediyor.